Sihirli yolculuğun bu haftaki konuğu, üst koridor taşıyıcısı denince akla gelen ilk isim olan Zheng Marinhun Wang. Kendine özgü mekanikleri ve üst koridorda yarattığı dominasyonu hatırladığımız Marin'in ışıltılı yolculuğu şimdi karşınızda. ...2013 yılında SK Telekom T1 takımı, Kore'deki tekli dereceli sıraları kasıp kavuran Faker'ın etrafında bir takım kurmuş ve o takım 2013 şampiyonluğunu çok dominant bir performansla kazanmayı başarmıştı. Faker'dan sonra tekli dereceli sıralarda benzer bir başarı gösteren Marin de o dönemler 22 gibi League of Legends için geç sayılabilecek bir yaşta da olsa SKT'nin yolunu tuttu. Marin, SKT formasıyla ilk maçına 2014 sezonunda çıktı. Yeni bir yapılanmaya giden SKT'nin kardeş takımı, Faker'a yaptığı gibi Marin ve Easy Hun etrafında SK Telekom T1 S takımını kurdu. Takımda ileride Bol Bol adından bahsettirecek Bang ve Wolf da bulunuyordu. 2014 kış mevsiminde ligde oynayabilmek için Team GDPG ile oynayan takım bu maçlardan üstün çıktı. Kış mevsiminin ikinci turnuvasına da katılan SK Telekom T1 S, burada kardeş takımı Faker'lı SK Telekom T1 K ile aynı gruba düştü. Gruptaki maçlar sonunda SK Telekom T1K yenilgisiz liderken Marin'in takımı SK Telekom T1S'in gruptan çıkabilmek için güçlü rakip CJ Antis Blaze'de tiebreak oynaması gerekiyordu. Burada koridor değişikliğiyle Marin'in etkinliğini kısıtlamayı hedef alan Blaze'in planı başarıya ulaştı ve bir üst tura çıkan taraf CJ Antis Blaze oldu. Bahar mevsiminde bir kere daha kaderin cilvesiyle Faker'la aynı gruba düşen Marin yine boynu bükük ayrılan taraf oldu. KT Arrows'un domine ettiği grupta kardeş takımlar tiebreak oynamak zorunda kaldı ve büyük abi tur geçmeyi başardı. Bu dönemde Marin'e eleştiriler iyice artmıştı. Herkes ondan üst koridorun Faker olmasını beklerken Marin daha çok tank şampiyonlara yöneliyor ve takımını taşımak yerine takımının maç uzatma taktiğine uyum sağlamaya çalışıyordu. Yaz mevsimi turnuvası Hot 6 Champions Summer 2014'te bu tablo değişecekti. SK Telekom T1S bu defa Faker'lı grupta yer almasa da Samsung White ve CJ Antis Frost'la aynı gruba düşerek kura şanssızlığını sürdürdü. Herkesi şaşırtan bir şekilde Samsung White ve CJ Antis Frost'tan birer maç almayı başaran takım, grubu CJ Antis'un üzerinde bitirerek çeyrek finale çıkmayı başardı ve CJ Antis'tan bir önceki turnuvanın intikamını almış oldu. Çeyrek finalde Marin'in karşısına çıkan rakip Najin Black Sword oldu. Zor olsa da güçlü rakibini 5 maçın sonunda yenmeyi başaran SK Telekom T1S yarı finale yükselen taraf oldu ve geçmişte kalan bir hesabını daha kapattı. Yarı finalde ise husumetinin olduğu bir başka takım olan KT Arrows ile eşleşen SK Telekom T1S bu seriyi de 5 maça götürmeyi başarsa da kaybeden taraf oldu. Turnuvayı 4. olarak tamamlayan takım sonunda izleyenlerin ve diğer takımların saygısını kazanmayı başardı. Felaket bir sezon geçiren kardeş takımları, SK Telekom T1K'in üstünde turnuvayı tamamlayan takımda Marin de sonunda kendini bulmuş gibi gözüküyordu. 2015 sezonunda Kore Ligi'nde önemli bir değişiklik meydana geldi ve kardeş takımların aynı ligde oynama imkanı ortadan kalktı. Marin sonunda Faker'la aynı takımda oynayabilme şansını yakalamış oldu. Böylece gelmiş geçmiş en harika sinerjilerden biri ortaya çıktı. Normalde oyun taşıma felsefesine sahip iki oyuncu aynı takıma geldiklerinde uyum sorunu yaşarlar. Ama iki oyuncu da gerektiğinde birbirlerini destekleyecek şampiyonlara yöneldi ve böylece SKT dünyanın en korkutucu takımı haline dönüştü. Yine de Faker kabul etse de taraftarların ve yorumcuların Marin'i Faker düzeyinde kabul etmesi için 2015 yılının sonunu beklemek gerekecekti. Diğer sezon, mevsim finallerine yarı finalden başlayan SKT, güçlü CJ Antis'le karşılaştı. Seri 2-1 CJ Antis'in üstünlüğüyle geçilirken, dakika 52'de Ejder çevresinde yapılan savaşta CJ Antis, SKT'nin 4 üyesini almayı başardı ve ölüm sürelerinin uzunluğuyla maçı kapatmaya yöneldi. Ancak tek bir şeyi hesaba katmadılar. Marin. Marin sayesinde seriyi çeviren SKT, vitesi 5'e taktı ve finalde karşılaştıkları rakip GE Tigers'a tek bir maç bile vermeden bahar sezonu şampiyonu olmayı başardı. 2015 MSI'ya Kore şampiyonu olarak katılan takım grup aşamasında önüne geleni devirdi. Yarı finalde Fnatic karşısına çıkan takım Huni ve Rainover karşısında zorlansa da 5 maç sonunda finale kalmayı başardı. Finalde ise EDG daha iyi olan taraftı ve seriyi 3-2 kazandı. Yaz sezonuna kaldığı yerden devam eden takım 17 birlik harika bir mevsim geçirdi ve tek yenilgisini CJ Antis'tan almasına rağmen liderliği kimselere bırakmadı. Mevsim finallerinde karşısına gelen ekip eski düşman KT Roster oldu. Harika sezonu harika bir biçimde tamamlamayı başaran SKT, rakibini 3-0 yenerek dünya şampiyonasına doğru yola koyuldu.
SKT, gruplarda Bangkok Titans, H2K ve EDG ile eşleşti. Bu aşamada fırtına gibi esen SKT, maç kaybetmeden grubu tamamladı ve EDG'den MSI'nin intikamını almayı başardı. Çeyrek finalde AHQ'yu 3-0 ile geçen SKT, yarı finalde de Orihen'i aynı skorla yenmeyi başardı. Final maçına geldiğinde SKT hiç yenilmemişti ve yenilecek gibi de durmuyordu. Ama rakip Cool Tigers'tı. SKT'den bir maç almayı başarsalar da kazanan taraf SKT oldu. Marin, gösterdiği üstün performansla da Dünya Şampiyonası MVP'si ödülünü bileğinin hakkıyla kazandı. 2015 Dünya Şampiyonası'ndan sonra Marin için ayrılık vakti gelmişti. SKT'den ayrılıp Çin Ligi LPL'in yolunu tutan Marin burada tutunamadı. Üst üste hem Çin'de hem Kore'de başarıdan uzak kalan Marin, her ne kadar artık 27 yaşına gelmiş olsa da şampiyonun yüreğine sahip bir oyuncu. Hala ilk günkü heyecanıyla oynamaya devam eden Marin'in sihirli yolculuğu henüz bitmedi. Pek çok SKT taraftarı, sıkıntılı bir süreçten geçen ve ilk defa MSI'ye katılamayan SKT'ye Marin'in dönüşünü bekliyor. Marin'in tekrardan Faker'la bir araya gelme ihtimali, tüm League of Legends severleri heyecanlandıran bir hayal olmaya devam ediyor.